Herkese merhaba. Google Ads ile ilgili tecrübe ve bilgilerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün yakınlarda yaşadığım ve oldukça şaşırdığım bir örneği sizlerle paylaşmak istedim. Avrupa'da yayınlanan bir Google Ads reklamının sadece 1 saatte tıklama başı maliyeti 150 liraya gelerek ve sadece 20 tıklama alarak günlük 3000 lira bütçesini 1 saatte nasıl bitirdiğini sizlerle paylaşacağım. Maalesef bu kötü örneği de görmüş oldum. Konuya geçmeden önce kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Şimdi gelelim konumuza. Peki bu nasıl olmuş? Yani 1 saatte bu kadar yüksek bir bütçe nasıl bitmiş? 1 saatte 3000 lira harcanır mı diyenlerin olduğunu düşünüyorum. Ama maalesef evet. Bu kampanya teklif stratejisi olarak tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma seçeneğini kullanmış. Yani tıklamalara odaklı bir strateji kullanmış. Aslında buraya kadar bir sorun yok. Yani stratejisinde bir yanlışlık yok. Ancak çok çok önemli bir noktayı gözden kaçırmışlar. Büyük ihtimalle reklama başladıklarında burada bir maksimum tıklama başına maliyet belirlemişlerdi. Ancak reklam 1-2 gün boyunca istenilen düzeyde tıklama almadığı için bu seçenek kaldırılarak tamamen serbest bırakılmış. Bu stratejiyi belirlerken tıklama başına maksimum maliyet tanımlaması oldukça önemli. Zaten bu örnekte de bu görüldü. Burada bir maksimum tıklama başına maliye teklifi belirlenmediği için sadece 1 saatte günlük 3000 lira bütçe sadece 20 tıklama alarak Avrupa'da yayınlanan bu reklam 1 saat içerisinde 3000 lirayı tüketmiş maalesef. Avrupa'daki tüm ülkeleri hedefleyen bir kampanyada böyle bir dikkatsizlik maalesef reklam veren için biraz pahalıya patlamış. Gerçekten gördüğümde gözlerime inanamadım ama maalesef olan olmuştu. Özellikle Avrupa ve tıklama başı pahalı olan kelimeler için maksimum tıklama başı maliyeti yani bir limit kullanmanızı öneririm. Yoksa bu anlattığım örnekteki gibi 1 saat içerisinde kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Peki maksimum tıklama başına ne ücret vereceğinizi nasıl belirlersiniz? Aslında bu zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Öncelikle anahtar kelime planlayıcıdan kelimelerinizi sorgulatabilir ve onların alt üst tekliflerine göz atabilirsiniz. Ardından bu tutarlara göre mantıklı bir ücret belirleyebilirsiniz. Bu araç üzerinde teklif belirlemek için yeterli veriyi bulabileceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Burada bir örnek verdim. Burada gördüğünüz gibi sayfanın düşük aralık teklifi, yüksek aralık teklifini görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde makul düzeyde bir ücret belirleyerek maksimum tıklama başı maliyet limiti koyabilirsiniz. Tekrar belirteyim, eğer tıklama sayısını en üst düzeye çıkarma seçeneğini kullanıyorsanız mutlaka maksimum tıklama başı maliyet tanımlayın arkadaşlar. Yani beklenmedik tıklama başı maliyetlerin önüne geçersiniz bu şekilde. Bu tutarı belirlerken de hani makul düzeyde bir rakam belirleyin. Yani çok düşük bir teklif verirseniz reklamlarınızda tıklama almayacaktır. Dediğim gibi anahtar kelime planlayıcısını kullanarak doğru veriye ulaşabilirsiniz teklif verme tutarı konusunda. Peki bu kampanyada ben ne yaptım sonrasında? Ben bu kampanyada bu limiti 30 lira olarak belirledim. Tabii ki yine anahtar kelime planlayıcının verilerine göre bir ortalama değer belirledim. Bu sayede hem tıklama alabildim hem de ilk sıralarda gösterim alabildim. Ve bütçem de gün boyunca efektif bir şekilde kullanıldı. Burada manuel TBMM kullanmak da bir fikirdi ancak kampanyaya ait kelimelerin tıklama başı maliyetleri birbirine yakın olduğu için direkt bu stratejiyi kullandım ve bir maksimum TBMM teklif sınırı belirledim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar teklifleri arttırmaya yönelik strateji seçili ve ek olarak maksimum TBMM tanımlanmış durumda. Bu örnekte günlük bütçem dahilinde maksimum 30 lira harcayarak bana bir tıklama getirmeye çalışacak. Benzer şekilde dönüşümleri arttırmaya yönelik strateji kullanırken de hedef EBM tanımlamanızı öneririm. Özellikle tıklama başı maliyetleri yüksek olan kelimelerde tıklama stratejisinde maksimum TBMM, dönüşümleri arttırmaya yönelik teklif türünde de hedef EBM kullanmanızı öneririm. Bu maliyetlerinizi kontrol altına almanızı sağlayacaktır. Bugünlük bu kadar. Kanalımda yayınlamamı istediğiniz konu başlıklarını yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini dikkate almaya çalıştığımı da söyleyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum.